Evet, Ece Seçkin efendim nikah şahitleri Danla Biliç oldu, Derya Ulu ve Esra Erol oldu. Esra Erol düğüne son anda yetişmiş. İrem Derici evlilik sorularına çok ilginç bir yanıt vermiş. Ozan Doğulu düğüne sevgilisi Hera ile katılmış. Ama asıl bomba açıklama ise Sinan Akçıl'dan gelmiş. Sinan diyor ki yeni çıkan ıvır zıvır tiplere şarkı vermeyeceğim. Sinan'ın hedefinde sizce kim var? Ben tahmin ediyorum. Bir iki isim geldi aklıma. Bir iki isim mi? Evet. Verdi benim aklıma, ve pişman oldu. Benim aklıma kafadan 15-20 kişi geliyor. Ben isimlerini bilmiyorum. Çocuk çok haklı. Tamam. Üç tanesi ve burada açıklıyoruz o zaman. Gibiler. Peki bu besteciler o tırıvırı dediklerine vermeyince o parayı nereden bulacaklar? Asıl parayı o tırıvırlardan kazanıyorlar. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Sadece. Önce tırıvırı haberimizi bir izleyelim. Tırıvırı olmayanlardan kazanacaklar. Nikah şahidi olacağım, yetişirsek diye anlaştık. Yetişmeye çalıştık çok bakalım. Teşekkür ederim. Mersi, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gülden Hanım. İyi akşamlar. 9 yıl önce biz aynı dönemde başladık bu işe. Hatta kliplerimiz aynı gün çıktı. Çok mutlu bir gün ya. Böyle sevdiğim bir arkadaşını evermek mi denir, ne denir? Evermek. O yüzden heyecanlıyız yani. Sizi ne zaman evireceğiz? Ben bir kere evrildim. Yeter. Bir tane yeter. Yani mutluluklar diliyorum. Heyecanına ortak olmak için, keyfine ortak olmak için buradayız. İnşallah böyle mucize gibi ömürler olur. İnşallah. Peki siz bekarlar olarak yolun sonu dediniz mi? Yani yolun sonu değil de, şimdi Merve diyor ki, düğün biraz zor oluyor diyor. Evet, stresli evet, düğün zor oluyor, diyor. Çok zor oluyor, çok stresli. Yani... O yüzden bize, bana yakın gerçi yolun sonu. Yolun sonu bana biraz yakın. Ben evli olduğum için onlara hep şey diyorum, evlenin. Fakat tabii düğün yapan herkes bilir ki çok telaşlı ve hengameli geçiyor. Düğün yapan herkes bilir ki çok telaşlı ve hengameli geçiyor. O yüzden biraz yoruluyorsun ama sonrası çok keyifli. Evet, yıllardır bu anı bekliyoruz. Ece biliyorsunuz geldiğinde yanımıza çok küçüktü. Ona şarkılar yaptık. Başarılı da olduk. Çok iyi bir sanatçı. Çok güzel yerlere geldi. Bugünü de görmemiz, tabii onun mutlu gününde beraber olmamız. Uzun zamandır beklediğimiz, bu pandeminin de artık bitmesi ve böyle bir denk gelmesi güzel oldu diyoruz. Onun ilk gününden beri stüdyo günlerimiz çok birlikteydi. Hep Doğulu stüdyosunda. O yüzden çok severim Ece'yi. Böyle bir gününde de onu yalnız bırakmak olmazdı tabii. Bir de bugün. Evet, bizim evlilik yıl dönümümüz bugün. Evet. İkinci seneyi doldurmuş oluyoruz. İkinci yıl. Yani yüzden, bu zafer demek. Evet, bizim için çok güzel bir gün. Evet. Nasıl geçti bu iki yıl sizin için? Hani iyisiyle, kötüsüyle? Enteresan bir iki seneydi aslında. Bir buçuk evet. Senesini pandemiyle geçirdik zaten. Hızlandırılmış bir evlilik. Hızlandırılmış evlilik yaşadık, resmen öyle oldu. Güzel ama çok şükür her şey yolunda. Çok mutluyuz. Şükür. Evet. 3 yıl ama 2 yıl evli. Bugünü de özel seçmiş Ece. Yine sanki bilir. Evet, nikah tazeleme gibi bir şey olacak bizim de. O yüzden buradayız. Siz de buradasınız. Ne güzel, ne mutlu. Böyle güzel günlerimizde hep yanımızdasınız. İyi eğlenceler hepimize. Bu 2 yıldan aileyi genişletmek bir düşünceniz oldu mu? Genişledik kilo olarak. Kilolar alındı, verildi tabii. Kilolar alındı, verildi. Yani istiyoruz tabii ama biraz da kader kısmet işleri yani bunlar, ne desek şimdi belli olmaz. Evet, 7 yıldır gelemeyen nikah sonunda geldi arkadaşlar. 7 yıldır bekliyoruz bu anı. Çok mutlu olsunlar inşallah tabii ki. Zaten mutlulardı. Biliyorsun uçak korkusu vardı Ece'nin. Yani en sonunda uçura uçura kızı ikna etti yani. Öyle söyleyeyim. Güzel bir gün. Biz de biliyorsun bunu birkaç kere yaşadık bu deneyimin burcuyla. İnşallah son olur artık. Evet. Güzel yani, biz tabii verebileceğimiz bir tavsiye yok. Daha biraz yani 6,5 ay oldu. Ama biz 60 senelik gibi gidiyor yani, değil mi Burcu? Evet, maşallah diyelim. Maşallah. Belgesel çabuk izliyordum. Nazara gelen bir çift olarak. Arabada belgesel izliyordum. 103 gol. 103 golü şeyi izliyordum yani. Benim belgeselim yapılmasın, benim yapılsın savaş filmi yapılsın. Çünkü çok savaştım. Tepeden inme gelmedim yani, o yüzden. İster misiniz böyle bir şey? Yok, savaş filmi istiyorum ben, belgesel değil. Çünkü çok savaştık yani 15-20 yıldır. Bir de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmışsınız. Yeni çıkan ıvır zıvır isimlere şarkı vermeyeceğim diye. Evet, doğru. Böyle bir şey okuduk. Evet, doğru. Doğru, aynen, vermeyeceğim. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Neden böyle bir fikre kapıldınız? Neden böyle fikre kapıldım ben?
Ya işte istemiyorum artık. Artık daha o şimdi Ebru Gündeş'in albümünü yapıyorum mesela. O çok güzel bir durum benim için. Ondan sonra kendi albüm gelecek. Yani bilmiyorum ya. Hak etmiyor. Şey, para benim için ikinci planım. 2-3 falan yani. Ama yeter ki yani güzel söylüyorsa ve ruhu varsa her zaman varım. Ama onun dışında hani yokum ya artık. Biraz sıkıldım yani o işten. İlk planda ne var? Hangi ilk planda? Hayatın ilk planda ne var? İlk planda bebek. Aynen. Bebek var. Nerede bizim izliyorsun lan? Bebek inşallah çok istiyorum da işte yani buradan dizilere göre şekilleniyor benim çocuğum, zavallı çocuğum. İnşallah olacak yani dizilerden sonra. Aslında ıvır zıvırlara artık şarkı vermek istemiyorum dedikten sonra dikkat çeken bir şey var. Baba olmak istediğini söylüyor ve artık bebek istiyor fakat Burcu Kıratlı'nın yeni anlaştığı dizi ve çekim ve set saatleri nedeniyle işler değişecek. Ne diyor? Benim zavallı çocuğumu diziler belirleyecek diyor. Kaderini, ne zaman dünyaya geleceğini. Diziler belirleyecek. Evet. Ivır zıvırlara dedikten sonra da peki kime vermek istiyorsun? İşte diyor Ebru Gündeş'le çalışıyorum artık diyor. Ebru Gündeş zaten çıtayı o kadar yükseltiyor ki. Sinan niye böyle bir şey söyledi? Bizim kulağımıza gelen şu. Son böyle hani adı sanı duyulmamış şarkıcı olmak isteyen bir şarkıcı adayına şarkısını vermiş. Hatta birlikte fotoğraflar çekmişler, klibinde bile oynamış. Ama sonra orada bir sıkıntı çıkmış ve Sinan bütün fotoğrafları, klibi, her şeyi silmiş. Bu sebepten dolayı da böyle bir karar almış. Tahmin ediyoruz. Evet. Aşağı yukarı kim biz oldu? De tahmin ediyoruz. Bir de bazıları... Neyse yazacaktım öyle sonra. Öyle demedim. Yok tanımazsın zaten. Evet evet. Hayır, bir de bazıları o ilk patlamayı, şöhreti kaldıramıyorlar ya Ebru. Sonra saçma sapan hareketlere çok... imza atıyorlar. Bir tane kız var değil mi? Kıvırcık saçlı, onun birkaç tane olayı olmuştu. Ha, sonra da kim diyor işte. Irmak Arıcı. Evet. Evet. O çıkardı, bu destek verdi. Orada zaten diyor ki sıkılmaya başladım artık diyor. Aklı yaş aldığı için artık daha seçici olmaya peki çalışıyor. Sen aynı zamanda modacısın. Moda evinde tasarımlara da imza atıyorsun. Şu düğüne gelen güzel kadınlar şık mı rüküş mü diye bir göz atalım. Bakalım. Burcu Kıratlı, Derya Ulu, Danla Biliç, onların hepsine bir bakalım. Bu arada Sinan Akçıl'ın Fenerbahçe montu da gözümüzden kaçmıştı. Çok Fenerbahçe'nin iyi durumlar. İnanılmaz uyuyorlar. Keşke forma giyip gelseymiş. Evet evet. Efsane oyuncularının hepsinin fotoğrafları şeyin üstünde. Montumuz. Peki düğünde giyilir mi sence? Giyinmeyebilir. Evet. Peki olmamış gibi. Bir ceket falan daha evet. Kurtarırdı. Peki kimler ne giymiş bir göz atalım. Şıklıklarına. Sen de yorumla. Tamam. Hangisi gelecek kız önce? Kız yaşlandı. Buraya da verebilir misin? Uzağa görmüyorum sana yemin ederim. Evet. Ben de yakını görmüyorum. Rahat et. Ortada buluşalım. Evet. Burcu Kıratlı. Ama şu soldaki o puantiyeli elbiseyle gitmedi bildiğim kadarıyla düğüne. Ortadaki haliyle gitti. Burcu'nun vücut hatları o kadar... İncecik bir kız olduğu için her şey yakışıyor. Yakışıyor. Çok güzel. Evet. İncecik, zarif, yüzü onun de güzel. Onun üzerinden kaç verirsin Burcu'nun o parlak kıyafetine? 8. 8 kırdı 2 puan. Yani ben düğün olsun, yani düğüne ben uzun giyilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hani uzun. Daha zarif durduğu için ama yani bebek gibi, yani ne bacağı fıstık gibi kız hani. Evet. Videosunuz zaten. Yani kız güzel. Aslında çok güzel. Kız ne giyse yakışır, kız güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim, böyle bir kıyafet, ya abiye bir kıyafet, yanında Sinan nasıl bir spor i̇şte kalmış? Olmamış. Olmamış gerçekten. Farklı yerlerden gelmiş de evet. Sanki düğün kapısında. Evet, yani sanki gibi. Maça gitmiş, maç anlamlı, çıkışı gelmiş. Çok güzel, bence çok güzel evet. Bir taraftar için. Çok anlamlı ama düğün değil yeri bence. Kesinlikle. Evet, evet. Fenerbahçeliliğinin altını iyice çiziyor. Sonra Danla Biliç geldi galiba. Danla nasıl güzelleşti yalnız. Evet. Tamam evet, şimdi yine diyecekler estetikle geldi. Tamam ama saklamıyor da zaten. Saklamıyor, bazılarına estetik de yakışmıyor, olmuyor. Bu kıza evet. Yakıştı. Evet evet. Evet. Bazı estetikliler evet. Aman Allah'ım. Olmuyor ya. Bu kıza yakıştı yani. Yalnız Danla, ya Danla'nın şöyle bir özelliği var. Kırışık kuruşuk. Danla fotoğraflarda çok daha güzel gözüküyor. Belki o filtreler, photoshoplar falan. Belki burada mi? Burada bambaşka gözüküyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Beğendim. Bir fotoğraflara bak, bir videoya bakar mısın? Acı kahve, toprak rengi de çok güzel. Ben ama çok elbise bilmiyorum ya. Her yerde hayır, fotoğrafta çok güzel duruyor. Ben takılır düşerdim. Hiç benlik bir elbise değil. Ben takılır düşerdim sahnede, çok yemin ederim. Çok parçalı bir şey. Bilmiyorum, elbiseye bir şey diyemeyeceğim ama Gülşen dediğin şey fotoğraflarda photoshop, filtre, bir sürü şeyler var, oyunlar var. Sen beğendin elbiseyi. Ben beğendim. Değişik. Yani sıradan değil. Gayet yok, sıradan güzel. Olmadığı kesin. Güzel oldu. Danla da sıradan değil zaten. Elbiseyle buluşmuş o anlamda. Danla çok güzel. Ben çok beğendim. Devam edelim. Devam edelim.
Derya Uluğ'un fotoğrafı. Derya Uluğ her zaman zarif bir kız. Evet. Bakalım. İncecik. Şeylere benziyor. Victoria's Secret mankenleri gibi olmuş valla. Ben de bugün yine iyi günümdeyim. Herkese iyi davranıyorum. Program başlamadan bana dediler ki madilik yap, herkesi kötüle. Madilik kötülemek anlamında efendim. O da bir ayrı bir dil yani. Kötülük. Biz kimseyi de öyle bir şey ben söylemedik. Asla. Şöyle söyleyelim. Üç çocuğum. Daha öncesinde bile görmedik. Daha böyle merhabamız bile şurada oldu. Kuliste bile karşılaşmadı. Kime inanıyorsunuz? Günahımıza, günahımızı alma. Aa, olsa söyleriz. Yapamam, anayım ben. İlla iki kız ev lazım bir var. Bir şey söyleyeceğim. Herkes... Öyle demenize... Stüdyoda gergin anlar yazabilir miyiz? Şu an gerilmeye başladım ben çünkü yükseliyorum. Bak bunları da tanıyorsunuz, beni de tanıyorsunuz. Zaten kötülük demene gerek yok. Bizim dilimiz maşallah. Bana yok, şaka yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu saç modelini çok beğeniyorum. Bir Jennifer Hangisi? Lopez yapmıştı. Evet. Şuralardan böyle jöleliyorlar falan. Sonra Gülşen çok kullanmıştı bu saç yüzü modelini. Yüzü küçük kadına yakışıyor. Derya'ya da çok yakışıyor. Evet, yüzü çok küçük beğendim. Böyle avuç kadar olan kadına yakışıyor. Yüzü böyle tas gibi olana olmuyor. Evet, ya da biraz kafa böyle çok tas büyük gibi falan olunca olmuyor. Evet. Derya güzel, fıstık Derya gibi. Çok güzel. Beğendiniz mi? Bir şey söyleyeyim, demek ki ince bak. Hep getirdikleriniz ince kadınlar. Demek ki ince olmak lazım. Yani Agup'un kazı gibi akşam 9'dan sonra yememek lazım. Sen yiyor musun? Fırsatım olsa yerim. Şimdi şey diyorlar ya, ay yiyemiyorum, midem küçüldü zaten yiyeyim. Bilsem ki kilo almayacağım, yeminle bir ekmeğin arasına salça sürer yerim. İşte amacık. Hani o, yani yerim. Ama bazısı çok kıskanıyorum. Mesela Çağda Şikar açıklama yapmıştı. Evet. Yesem'de almıyorum. Mesela herkese şey soruyor. Hayatınızda imrendiğiniz şey nedir? Mesela senin hayatta en imrendiği şey nedir dese ben yiyip yiyip kilo almayanlar derim. Ben de. Ya da böyle 5 saat uyuyup dipçik gibi kalkanlar. Ben 8 saat uyuyorum, üstümden kamyon geçiyor. Sabah okula gidiyor çocuklar, 7'de tepeme geliyor. Anne saat 7.30 oldu, okula geç kalacağız. Çocuklar mı seni kaldırıyor? Tepeme geliyor. Anne sadece 7.30. Nasıl bak çocuk? Normalde anneler çocukları kaldırır, sen de tersin. Ben ağzımdan sorayım. Hani utanmasan siz gidin okula diyeceksin. Akşam 10'da uykum geliyor. Apasan yuh ya diyor yani. Diyorum ne yapayım, 7'de kalkacağım. Akşam gerilmeye başlıyorum, sabah 7'de kalkacağım. Akşam apasında pazarlık yapıyorum her akşam. Sen götüreceksin, ben işte sen götürürsen diye ona böyle cazip kılmaya çalışıyorum. Hani ne yapsa da götürürse çocuğu. Yani ona çok imrenirim. Bir, yiyip kilo almayana. İki, böyle az uyuyup böyle hiç uykuya ihtiyacı olmayan hiç insana. Yani bir de bir şey daha vardı. Şimdi aklıma gelecek. Yani zayıf olmak gerek hanımlar. Akşam gırtlağı dizi izlerken homini tutmak lazım. Dizler kilo aldırdı efendim bize. Sonra Merve Özbey mi geliyor? Ha bak, bu biraz daha Türk kadını bu kız. Hmm. Biraz daha balık etli mesela. Ama elbisesinin rengi çok güzel. Tamam. Ve Ziynet... Şey yapalım. Şöyle iki bir isim daha. Ha, iki isim daha gelsin. Ziynet Salih ile Esra Erol. Esra Erol her zaman güzel. Esra Erol siyahlar içindeydi galiba. Evet. Ziynet Salih'e bakalım. Esra Erol da incecik olduğu için o da yakıştırmayı başarıyor işte.